Haberi alan tutuklu yakınları ve avukatlar Çanakkale Adliyesi'ne akın etti. Mahkemenin 20 kişi hakkında 5 bin, 1 kişi hakkında da 10 bin TL kefalet kararı verdiğini öğrenen tutuklu yakınları parayı toplamak için yoğun çaba sarf etti. Adliye bahçesinde toplanan aileler bankaların kapalı olması nedeniyle zorluk yaşadı. Hafta sonunda yakınlarını cezaevinde bırakmak istemeyen tutuklu yakınları kefalet paralarını imece usulü toplayarak avukat Hakan Evirgen aracılığıyla mahkemeye gönderdi. Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Avukat Hakan Evirgen kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, kısa bir süre önce Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada Çanakkale Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda tutuklanan 21 kişinin bugün tahliyelerine karar verdi mahkeme. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasayla adli kontrolde uygulanması gereken üst sınır değiştiğinden ve her suça yönelik adli kontrol tedbiri mümkün olduğundan Sayın Savcılık Makamı'nın ve şüpheli müdafilerinin talebiyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin 5000 TL nakdi kefalet ve Çanakkale il sınırı dışına çıkmamaları kaydıyla adliye kontrol altına alarak tahliyelerine karar verildi. Bu karar şüphesiz Çanakkale kamuoyunun vicdanını rahatlatan bir karar olmuştur, dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasayla adli kontrolde uygulanması gereken üst sınır değiştiğinden ve her suça yönelik olarak adli kontrol tedbirinin uygulanması mümkün olduğundan Sayın Savcılık Makamı'nın talebi ve şüpheli müdafilerin de talebi üzerine Çanakkale 1. Sulh Ceza Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda şüphelilerin 5000 TL nakdi kefalet ve Çanakkale il sınır dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verdi. Bu karar şüphesiz kamu vicdanını, Çanakkale'deki kamuoyunu rahatlatan bir karar olmuştur. Tutuklama insan özgürlüğü ve temel haklar açısından ağır bir tedbirdir. Bunun kaldırılmış olmasını sevinçle karşılıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin esas alındığı bir anlayış içerisinde tahliye kararlarının verilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Bir hukukçu olarak özgürlüğün sınırlandırılmadığı, tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adli kontrol hükümlerinden de sağlanabileceğini ısrarla vurgulamış olmamız karşısında bu kararın verilmiş olmasına katkısı bulunan tüm meslektaşlarımıza, adli makamlar içtenlikle teşekkür ediyorum. Kararın Çanakkale kamuoyuna, Çanakkale Belediyesi çalışanlarına ve biz Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Belirlenen 5000 TL'yi temin ederek mahkemeye yatıran tutuklu yakınları akrabalarını Çanakkale cezaevi önünde sevinçle bekledi.